Gibi kriz masası programıyla karşınızdayız. Gazeteci yazar Hüseyin Tanrıkulu'nun dünya ve Türkiye gündemiyle ilgili yorumlarını, görüşlerini alacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Profesör Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. hükümeti gayet düzgün ve fevkalade bir anlayış ortamında diyelim. Evet. Çünkü sert muhalefet yaşanıyor Türkiye'de. Bildiğiniz gibi muhalefetle iktidar arasında böyle habire büyük sıkıntılar imal eden bir durum vardı. Ama yani çok iyi bir başlangıç oldu. Hatta şunu söyleyelim, yani daha henüz hükümet güven oyu almadan bir baktık Sayın Babacan başkanlığında 6 tane bakan geçen programda da değindim. Bir araya geldi ve ekonomik durumla ilgili tespitler yaptılar ve ekonomiyi daha sağlıklı hale getirmek ve arızaya sebebiyet vermeden götürmek ve uluslararası etkilerden falan da arındırarak götürmek. Özellikle ben ona vurgu yapmak istiyorum. Çünkü bizim bölgemizde çok büyük sıkıntılar oluyor. Yani her an bir force majeur dediğimiz, beklenmeyen, ekonomiyi doğrudan etkileyen olaylar olabiliyor. Ne bileyim, güneyimizde petrol rafinerleri işgal altında, Türkiye'ye petrol gelimi, Türkiye'nin petrol alması veya nakliyatı konusunda sıkıntılar var. Petrol ekonominin lokomotif sektörlerinden birisi bildiğimiz gibi efendim, vesaire vesaire. Ama netice itibariyle hükümet gayet düzgün, yani iyi bir işbirliği anlayışı içinde ve yola kaldıkları yerden devam edecek şekilde ama yeniliklerle devam edecek şekilde dikkat çekici bir anlayış ve yani kamuoyu anlayışı ve ortamı içinde yeni bir hükümete geçiş yapıldı. Bu çok önemli. Huzur ve refah için. Tabii. Yani bu benim basından, medyadan ve kamuoyundaki, kamuoyu odaklarından aldığım izlenim o ki ve değerli izleyicilerimiz de takdir edeceklerdir, farkındadır. Türkiye'de yeni bir hükümet oldu ama bu yeni hükümete mukabil muhalefet herhangi, bizim alıştığımız muhalefet herhangi bir menfi etki doğuracak yapıda görülmedi. Bu çok güzel. Yani bu hoşa giden bir şey. Tabii muhalefet muhalefetliğini yapacak. İktidarda kendine düşen görev yapacak. O ayrı şey. Ama hükümet programı da son derece dikkatle hazırlanmış. Yani filozofisi son derece değerli bir programdır. Ben hepsini kitap haline getirmişler. Ankara'daydım. Bildiğiniz gibi CHP kongresi, kurultayı sebebiyle Ankara'ya gitmiştim. Orada aldım, inceledim, yani bayağı bir hassasiyetle okudum, böyle kalın bir kitap halinde. Hükümet programında da yani dediğim gibi filozofisi kuvvetli bir program. Mesela demokrasi konusuna çok önemli vurgular yapılmış programda. Bizde en çok tartışılan şey demokrasi. Ben şunu özellikle anlatmam lazım burada. Türkiye'de demokrasi ve demokratik meselelerle ilgili tartışmaları toplumun gündemine getirip oturtan AK Parti iktidarları olmuştur. Belki bu husus milletin gözünden kaçıyordur. Yani son yıllarda, yani ilk 10 senesini bitirdiği zaman, ileri demokrasi hedefi koyduğu zaman şimdiki Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ileri demokrasi konusu Türkiye'nin gündemine kazandırılmaya çalışıldığında, yani demokrasiyi belli ana hedefler üzerinde oturtup ileri demokrasi hedefine yöneldiğini Türkiye'nin ifade ettiğinde bazı çevreler böyle ekstrem tenkitlerde bulundular. Hatta bazı yazarlarımız filan işte bir yerde bir ufak arıza olduysa biz ileri demokrasi memleketiyiz işte budur falan diye bunu istismar falan da ettiler, yani işin doğrusu bu. Biz bunları hep yaşadık. Ama şimdi bu hükümet programında da demokrasi konusunda asla taviz verilmeyecek şekilde bir şey var, vaat var. Bu çok önemlidir. Ve bu yolla kendimizi medeni dünyaya kabul ettirebilecek bir hükümet şeyi, portresi gördüm ben o programda. Tabii bu programlar %100 uygulanan programlardır. Yani bir hükümetin kendi programında olup da uygulamasını yapmadığı iş
kolay kolay görülmemiştir şimdiye kadar. Hükümet hangi hükümet olursa olsun. Ama esas olan o programın muhteviyatıdır. Muhteviyat çok önemli. Ankara'ya gitmişken çok önemli iki şahsiyetle görüşme yaptım. Birisi Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Burhan Kuzu'dur. Bir ara ben buraya kendilerini programa da aldım muhterem hocamın. Öteden beri yani 2007 yılından beri Türkiye'de başkanlık sistemini savunur Burhan Hoca. Bilinir yani kamuoyunda. Başkanlık sistemine geçelim. Bu ülke koalisyonlarla iyi idare edilmiyor. Tek başına iktidar olan partilerin elde ettikleri imkanlar ve biriktirdikleri imkanları bir koalisyon geliyor bitiriyor falan, bunun önüne geçelim, bunun önüne geçmenin bir yolu başkanlık sistemidir falan diye Burhan Hoca'nın böyle savunması var. Esasen yarı başkanlık da değil de Amerika'daki gibi bir başkanlık sistemini Burhan Hoca savunur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi iki parti, yani iki dünya görüşü nihayeti süzülüyor devlet idaresinde ve bu partiler uyum içinde çalışıyorlar ve demokrasiyi gayet güzel götürüyorlar. Demokratik hayatı götürüyorlar ve o ülke demokrasiyi iyi yaşıyor. Batı ülkelerinde de öyle. Yani Fransa'da 1984 yılında De Gaulle'ün orada biliyorsunuz birinci cumhuriyet, ikinci cumhuriyet gibi ifadelerle tavsif edilmiştir Fransa'daki siyasal durum. De Gaulle'ün o ikinci cumhuriyet tabir edilen dönem için De Gaulle'ün öngördüğü ki generaldi, o da askerdi. Bildiğiniz belki biliyorsunuz, bilmiyorsunuz, sizin belki yaşınız yetişmez ama bizim öğrencilik yıllarımıza denk geldi. Fransa'da öğrenci hareketleri sebebiyle hükümet çok zor durumda kaldı filan. Yani bu De Gaulle'ün ortaya çıkması ve asker olarak duruma vaziyet etmesi öyle oldu. Yani bir darbe marbe olmadı ama yani Fransa'da böyle bir yumuşak geçişle o öğrenci olaylarının önüne geçildi vesaire filan. Ve yarı başkanlık sistemi oturdu. 1984'ten bu yana Fransa o sistemi uyguluyor. Ve Fransa kendini o sayede toparladı. Hoca bunu savunuyor ve bunu anlatıyor. Bu böyle. Demokrasi konusunda hükümet programında benim görebildiğim en önemli husus, Doğu ve Güneydoğu olaylarına son verecek ve bu kardeş uyuşmazlığını sona erdirecek, akan kanı kesinlikle durduracak, silahları kesinlikle bıraktıracak ve demokratik hayatı geliştirecek ve bütün insanlarımızın doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, bütün vatandaşlarımızın bir demokrasinin bütün nimetlerinden yararlanarak, hazmederek yaşayacağı bir düzenin kurulmasını öngörmüşler. Programda bunu herkes açık görebilir, izleyebilir. Evet. Hükümetin icraatlarını konuşuyoruz, muhalefetin de aynı zamanda haftalardır ama bu programda hiç mi bir açık yok sizce, bu kadar kusursuz bir program ya da bir eksiklik, eleştirebileceğiniz bir noktası yok mu? Bu program eleştirisini yapacak durumda değilim ben. Bunu muhalefet partileri de yapamadılar. Yani şimdi hükümet programları biliyorsunuz mecliste okunuyor. İki gün bu program üzerine milletvekilleri okuyorlar, inceliyor falan. Sonra çıkıp da tenkit ediyorlar. Diyor ki şöyle olmasın, böyle olsun, şurada hata var falan. Bence dişe dokunur herhangi bir tenkide açık tarafı yok bu hükümet programının. Yani bu hükümet programı mevcut iktidarın yeniden yeni bir hamle ve yeni bir heyecanla ülke yönetimine abanmasına yol açacak ve imkan verecek bir program olarak hazırlanmış. Yani filozofisi sağlam dememin sebebi budur. Yani programları tenkit etseniz ne olacak ki? Hükümet bir program çerçevesinde faaliyet gösterir. Orada mesela geçen dönemde işçi şeyleriyle ilgili, yani haklarıyla ilgili filan, geçen hükümet programında var olup da burada olmayan şeyler var. Geçen de söyledim ben onu. Yani kıdem tazminatı konusu mesela. Bugün torba yasa çıktı. Baktım bir günlük bir işçi bir gün çalışsa bile o bir gün için kıdem tazminatı alacak diye bir hüküm konulmuş kanuna. Yani yeni çıkan kanuna. Yani bu fevkalade olumlu çalışan açısından. Tabii hükümetin önünde en önemli sorun, ben tekrar söylemek istiyorum, bu hükümetin yapabileceği en önemli işlerden bir tanesi geniş halk kitlelerine nefes alacak, nefes aldıracak tedbirleri, ekonomik tedbirleri almasıdır. Nedir bu? Bunun yolunu onlar bulacaklar. Yani oturup düşünecekler, hazinenin imkanlarına bakacaklar, Türkiye'nin gelirine giderine bakacaklar. Efendim, diyecekler ki biz
çalışan kesime ya da emekliye ya da memura, mesela hakimle savcılara 1050 lira, 1150 lira ama ne birden böyle bir zam yapıldı. Evet. Bunu açıkladılar. Şimdi hakime yapılır da öğretmene yapılmazsa öğretmenler biraz der ki ya biz bu memleketin çocuğu değil miyiz? Yani biz hizmet etmiyor muyuz? Bizim görevimiz daha önemlidir diyebilirler yani. Evet. Bunu diyebilirler ama bu çok anlamlı bir zamdır. Neden? Onu arz edeyim. Yani bu konuda böyle düşünenler onu öğrensinler. Benim hakim yakınlarım var. Yani ailemden yüksek hakim hatta. Yani bize yakın efendim. Evine 40 tane dosya getirir her akşam. İçi böyle evrak dolu dosyalar, dava dosyaları. Evinde yemeği ya yer ya yemez. Yani bir değil, beş değil, 20 tane, 30 tane dava. E şimdi bir mahkemede bir hakim bu kadar mesai veriyorsa, yani 8 saat gündüz evinde de 10 saat mesai veriyorsa bu hakime evet, vereceğiniz para her para azdır yani. İşin hakkaniyetle konuşsak böyle. E bunun yanında mesela doktorlar da var. Şimdi düşünebiliyor musun? 15 senelik bir uzmanın öyle bahsedildiği gibi çok büyük paralar falan almıyorlar doktorlar. Yani doktorlar efendim döner sermaye falan filan hikaye onlar. Yani o kadar da dengesizlik var ki mesela acil serviste bir doktor düşünün, yeni mezun, oraya tayin olmuş bir hastaneye, acil serviste hasta kabul ile yani muayene ediyor falan. 300 tane hastaya bakıyor günde, büyük hastanelere. Diyelim ki 100 tane hastaya bakıyor, neyse. O performans itibariyle günde 2 tane ameliyat yapan cerrahtan daha fazla çalışmış oluyor. Böyle bir şey var, dengesizlik var. Veya bir yüksek hemşire kardeşimiz var orada, hemşire, baş hemşire. O oradaki 20 senelik uzmandan daha fazla maaş alıyor veya onun kadar maaş alıyor. Yani böyle bir dengesiz durum var. Şimdi onların sesi yükseldiği zaman geçmişte hep şöyle denildi. Yanlıştı bu. Efendim biz Rusya'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan doktor getiririz, gene bu açığı kapatırız falan. Bu çok yanlış bir söylemdi. Yani bu söylemi, evet. Bu söylemi Sayın Cumhurbaşkanı böyle söylemiştir. Bu çok yanlıştı. Yani bir Rus doktorunu getirip de bana baktıramazdı yani. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Dolayısıyla bu türlü yanlışlar var. Ve bu sağlık sektöründe çalışan kardeşlerimizin de durumlarını muhakkak düzeltilmesi lazım. Çünkü onlar bu memleketin doğrudan doğruya insanların sağlığına hizmet ediyorlar. Bu çok önemli. Ha. Şimdi bu konular gerçekten çok önemli ama... Şimdi kamuoyunu işgal eden bazı konular da var bildiğiniz gibi. Şimdi Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da veya diğerlerinde de, ben tabii gittiğim her yerde aynı şeyi görüyorum. Ankara'da da var aynı şey, İstanbul'da da var. Pırasa gibi binalar, gökdelenler çıkıyor falan. Bakıyorsunuz başınız dönüyor. Yani adam gır 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 asansöre binmiş gidiyor ya da gır 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 malzeme çekiyorlar falan. Ondan sonra küt asansör düşüyor ve 10 kişi ölüyor. Evet. Evet. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettişi Mehmet Tezel Bey açıklama yapmış. Bu taze bir şeydir, haberdir. Diyor ki biz diyor o inşaat firmasının durumunu inceledik. 21 eksik tespit ettik. Bu eksikleri tamamlaması istendi, kendilerine bildirildi. İki konuda da ceza yazıldı. İhmal söz konusu. Diyor, evet. Ve bu asansörlerin insan taşıyacak ise malzeme taşımasıyla birlikte insan da taşıyacaksa ona göre dizayn edilmesi lazımdı. Ona göre yedek halat konulması lazımdı. Paraşüt sistemi konulması lazımdı. Bunlar yapılmamış diyor. Ha. Çalışan işçiler de bahsetti, evet, zaten şimdi, zaman zaman asansörlerin arızalandığını. Evet. Şimdi gene bir eğri oturup doğru konuşacağım. Eğri oturup doğru konuşacağım. Neredeydin arkadaş peki? Bu inşaat İstanbul'da Ali Sami Yen Stadı'nın arazisine yapılan devasa, evet, gökdelenler. Siz orada aslan gibi memleket evlatlarının asgari ücretle bilmem neyle çalışan çocukların ölümüne sebep olacak bir teknik faaliyeti nasıl görmediniz? Sizin iş müfettişleriniz nasıl görmedi? Nasıl görmediklerini de bugün açıkladı, öğrendik. Türkiye'de bu işlere bakan 544 tane müfettiş varmış. İyi mi? Yetersiz. İstanbul'un merkezinde zaten 1000 tane inşaat var şu anda. Çok yetersiz. E bunlar madenlere de bakacak, kömür ocaklarına da bakacak, diğer iş yerlerine de bakacak. Bu yani A sınıfı müfettişten kastediyoruz. Yani bunlar sınıf sınıftır. Yani
iş ve işçi güvenliği konusundaki yasaya uygun faaliyet gösteren müfettişler yani bir senenin içinde adam oraya 40 katlı 50 katlı binalar yapılıyor. Onlar yapılırken sen neredesin? Arkadaş Mehmet Tezel Bey. O yüzden iş kazası yani şimdi sana. Evet. Bugün açıklığa 100 tane müfettiş alınacakmış. Şimdi 100 tane müfettiş şimdi alınsa ölen adamlara olacak. Bir faydası yok ki. Ha. Şimdi 6331 sayılı yasa zannediyorum. Bu konuda yani iş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili yasa. Bu yasada açık hükümler neyse onun uygulanması ve bu uygulamanın takip edilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır. Bu böyle. Ha, o sorumluluğa rağmen görevini iyi yapmıyor. Görevini ihmal ediyor. İşveren ihmal ediyor. Çalışan ihmal ediyor. İşçisi ihmal ediyor. Bu da bizim toplumsal yapımızdan kaynaklanan büyük bir eksikliğimiz. Maalesef biz daha henüz ileri toplumlar gibi sağlığımızı düşünemiyoruz. Yapacağımız işin sağlıklı olmasına dikkat etmiyoruz. Çöken daha yapılırken çöken inşaatlar oluyor Türkiye'de. Niye oluyor bu? Yani neden oluyor? İnşaatta takip edilmiyor ki. Mesela mahalli idarelerde inşaat kontrolörleri vardır. Ben bu işleri iyi bilen birisiyim. Yani belediye başkanlığı yaptım. Bir yere temel atarken gidip kaçlık demir kullanıyorsa adam onu görecek. Ne kadar kum, çimento, çimento ile kum ne kadar karışıyor onu görecek. Çimento raporunu görecek. Projeyi görecek. Ve sürekli olarak eli onun üstünde olacak. İnşaatı yapan firmanın üzerinde olacak eli devletin. Niye? Çünkü o şakaya gelmez. Allah korusun İstanbul'da depremler oluyor. Yani bir deprem beklentisi var. Siz böyle çürük bir bina yapın, bir gökdelen ondan sonra kiriş gibi yıkılsın. Böyle bir şey olabilir mi? Allah korusun yani. Facialar üstü facia olur. Şimdi bu şehirleri yık yap projeleri falan var ya, bunların da ben şahsen acizane çok iyi kontrolla yapıldığı kanaatinde değilim. Hiç kimse gücenmesin. Türkiye'de maalesef bu konuda normal bir ahlak oluşmuş değildir. Bir büyük müteahhitimiz açıklama yapıyor. Ali Babacan Bey ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak dedi ki biz dedi artık bu inşaat sektörü, inşaat stoku yeterince var elimizde, yeterince destekledik. Artık bundan sonra sanayiyi destekleyelim. Çünkü inşaatı 9 ayda 1 senede yapıyorsunuz apartmanı bitti. Bittikten sonra ne yapıyorsunuz? Siz satıyorsunuz, katıyorsunuz, parayı cebinize koyuyorsunuz, başka bir inşaata gidiyorsunuz. İnşaatta kullanılan girdi ve inşaat maliyetleri 5 ise onu da 105'e satıyorsun. Bir de böyle bir karlılık şey var. Bunu devletin tahsis ettiği arazilerde yapıyorsun veya devlet arazilerini satın alarak yapıyorsun veya orman arazilerini ormana yapıyorsun. Bölüyorsun bir kitabına uydurup yapıyorsun bunu. Evet. Ondan sonra Ali Babacan Bey böyle bir açıklama yapınca çıktı bizim büyük müteahhitlerden birisi. Dedi ki siz bize ne veriyorsunuz ki dedi neyi alıyorsunuz? Efendim şudur dedi bu dedi falan filan filan bir sürü şey söyledi. Ve bizim muhterem basınımız bakanın açıklamasına o kadar yer vermedi biliyor musunuz? O müteahhidin açıklamasına kadar. O müteahhit ve onun gibi müteahhitler İstanbul'da İstanbul'u yaşanamaz hale getirdiler. İstanbul'da boş buldukları her yere bir 40 katlı apartman diktiler. Altyapısı ne olursa olsun. Bu hoyratlık ve tarihi bir şehrin silüetini dahi bozacak kadar ileriye götürdüler. Ondan sonra da diyor ki efendim size devlet ne verdi? Devlet ne verecek daha? Sana TOKİ diye bir kuruluşun gölgesinde devletin arazilerini tahsis etti, konut yaptın, sen para kazanıyorsun. Sonra da konut stoku yeterli olmuş. Amerika'daki gibi mortgage skandalları falan bilmem neleri olmasın. Türkiye tedbir alsın. Ekonomiden sorumlu bakan, 6 tane bakanla toplanmış, bunları görüşmüş. Ve sonuçta böyle bir açıklama yapmış. Sen kimsin arkadaş? Sen kimsin? Sen müteahhitsin. Bana ne? Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir şey var. Türkiye'de böyle bir anlayış var. Türkiye'de maalesef hükümete, devlete kendi işi ve çıkarı sebebiyle, kendi siyasi çıkarı olsun, kendi maddi çıkarı olsun, o sebeple muhalefet ederken dahi ölçüyü kaçırıyoruz. Ölçüsüz davranıyoruz. İlla menfaatim, benim menfaatim olsun. Ben. Bu benlikle bir yere varılmaz ki. Bir insan sadece oturduğu zaman bir somunun yarısını ancak yer ya.
Yani bir insanın giyeceği iki takım elbisedir. Dört tane ayakkabıdır bilseniz. Bir adamın bineceği bir arabadır. Hadi bir ikincisi daha varsa odur. Ama yani böyle bir şey olamaz. Yani böyle bir hovardalık, böyle bir kendini bilmezlik falan filan, devlet idaresine böyle müdahale etme, kamuoyunu böyle yanlış yönlendirme, bunlar çok acayip şeyler ve ben tahmin ediyorum ki bugünkü hükümet bunlara fırsat vermeyecek ve doğru olanı yapacaktır. Bu doğru olanı yapacaktır. Biliriz ki bundan sonra aynı kazalar yaşanmaz. Evet. Şimdi başka konular var tabii. Muhalefetin gündemine geçelim mi? Kurultayı evet, hayırlı olsun efendim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz, ben de gittim. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yaptı. Evet, izlediniz. İzledim tabii, bir basın mensubu olarak böyle seyrettim. Yani biz kurultaylara gidince sadece dinleriz, izleriz falan. Konuşmaları dinler, kendimize göre yorumlarız falan. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bünyesel rahatsızlık olduğu kesin. Kurultay neticelerinden bunu öğreniyoruz. Yani ezbere konuşmuyoruz. İki tane genel başkan adayı vardı. Birisi 700 küsur oy aldı. Öbürü de 450 bilmem ne kadar oy aldı. Yani aldığı oyun yarısı kadar oy aldı. Evet, yani şimdi onu söyleyeceğim. 150'sini aldı yani. Siz geçen programda söylemiştiniz Muharrem İnce için. Evet. Kazanamayacak belki ama ileriye dönük bir yatırım söz konusu. Şimdi şaşkınlık da yarattı Muharrem İnce'nin oyu aslında. Evet, şimdi biz Muharrem Bey şeyden sonra açıklama yaptı. Dedi ki şimdi dedi binanın su batmanını bitirdik dedi yani. Evet. Yani su batman bitti. Bundan sonra devam edecek bu bina demektir. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesi de zaten buna müsait. Ben ona bakmıyorum. Yani o hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir yönetim seçti. Sayın Genel Başkan tabii kendi tercihine göre bir ekip oluşturdu. Çalışacaklar. Yani ümit ederiz ve arzu ederiz ki Türkiye, yeni bir muhalefet anlayışıyla da işlerini düzenlesin. Yani daha buna ihtiyacımız var. İnanınız ihtiyacımız var. Ben muhalefet partilerinin diğerlerinden bir farkı yok benim için de sizin için de böyledir yani. Bunların hepsi bizim kardeşlerimizden oluşan, bizim saygı duyduğumuz partiler ve siyasi ekipler. Ama velakin yani dikkat etmeleri lazım. Memleketin işlerine doğru bakmaları lazım. Meselelere şaşı bakmamak lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinde bulunmadılar. Yani Cumhurbaşkanı'nın, evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yemin merasiminde bulunmadılar. Ve ben geçen programda dedim ki hatırlarsınız. Yani iktidara dahi gelseniz bir olmaz ya, böyle bir imkan olsa önümüzdeki seçimlerde gidip görev alacağınız makamdır Cumhurbaşkanlığı makamı. Onu protesto etmek, oraya gelmemek ve rencide etmek ve ondan sonra Cumhurbaşkanı daha makamına oturur oturmaz ondan hesap soracağım da şudur budur, elinde sanki bir şey varmış gibi böyle har vurup harman savurmak işi çok kötü bir şeyde, mecrada, kamuoyunun kabul etmeyeceği bir tarzda ortaya koymak yakışmadı, yakışık kalmadı. Şimdi bakınız ne oldu? Ne oldu? Ben şimdi şurada bundan bahsedeceğim. Bu bizim Anadolu gazetesi 45 yıllık. Yeni görevinizde bu arada. Ben bu gazetede yazı yazıyorum yani bir hayli zamandır. Eski bir milliyetçi, muhafazakar, memleketçi bir gazetedir. Ve bu gazetenin sahibi Sayın Halis Evrenos da bize rica etti. Ne olursunuz yazın çizin, orada iyi bir ekip var. Memleketimizin meselelerine biz doğru bakmaya çalışıyoruz falan filan. Dedi bize böyle bir görev tevcih etti. Yazı yazıyorum burada. Eskiden de yazardım. Burada çok iyi yazarlar, memleket meselelerini değerlendiren arkadaşlarımız var. Solcusu da var, sağcısı da var ama yani genelde memleketin şeyine bakan bir gazetedir. Orada yazdım. Bugün şu gazetenin baş yazısında var. Türkiye'de bir üslup sıkıntısı var ya. Yani konuşurken sıkıntıya düşüyorlar. Niye? Çünkü birbirlerine olmayacak şekilde, hakarete varacak şekilde beyanlarda bulunuyorlar. Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir siyasi şey yoktur. Bakınız, Avrupa'da siyaset adamları bizdeki gibi öyle her gün devamlı konuşmazlar. İleri demokrasilerini yaşamıyor. Neden Türkiye'de böyle? Böyle.
Yani böyle biz de diyoruz ki ya böyle yapmayın. Örneğin yani, meclis grup toplantıları her salı gerçekleşiyor. Evet. Sadece sanki liderlerin atışmasına sahne oluyor. Eskiden böyle değildi. Bakın şimdi meclis gruplarında ben bunu birkaç defa yazdım. Grup toplantıları oluyor. Sayın Genel Başkan geliyor, nutuk atıyor, çekiyor, gidiyor. Grup toplantısı o değildir ki ya. Partinin meseleleri gelip konuşulacak. Diyecek evet. ki Genel Başkan gelecek, konuşma yapacak. Diyecekler ki efendim ben işte Konyalıyım veya Elazığlıyım. Elazığ'da şöyle bir sorunumuz var. Bayındırlık'la ilgili şu meselemiz var. Çevre Bakanı bizim şu işimizi halletmedi. Öbürü Sanayi Bakanlığı'nın şu işi yatıyor. İşte havalanımız yarım kaldı, oraya kimse bakmıyor. Atıyorum yani. Bunlar konuşulur parti gruplarında. Şimdi öyle değil. Genel Başkan çıkıyor, divanda iki kişiyi bir selamlıyor. Ondan sonra konuşuyor, gidiyor. Ne oldu? Evet. Bu kadar konuşuyorsun. Konuşarak hiçbir iş hallolmaz Türkiye'nin ya. Konuşarak olmaz, çalışarak olur. Şimdi ne oldu? Sonuçta güney komşularımızda büyük sıkıntı var. Orada IŞİD diye bir terörist, evet. uluslararası terör grubu evet. yuvalandı. Evet. Ve insanları katlediyor, büyük zulümler yapıyor. Netice itibariyle hür dünya buna bir çare bulması lazım. O hür dünya dediğimiz mahfillerin içinde oralara yataklık yardım eden mahfiller de var. Yani kaynaklar da var. O da bir işin ayrı tarafı. Ama bir tedbir almak zorunda kaldılar. NATO toplantısı oldu bildiğiniz gibi. Cardiff'teki toplantıda Türkiye'nin içinde bulunduğu NATO ittifakı yani Kuzey Atlantik İttifakı'nın bu konuya müdahil olması ve bu terörü sonlandırması konusunda bir koalisyon meydana getirilsin diye Amerika'nın öncülüğünde yaptığı girişimler Türkiye'nin de önüne geldi. Ha. Ne oldu? O hani işte Amerika'nın ve Orta Doğu'daki Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı bu, Amerika ne derse onu yapar falan dedikleri Tayyip Erdoğan, Sayın Tayyip Erdoğan. Obama ile yaptığı uzunca görüşmesinde hayır dedi. Siz yanlış yapıyorsunuz. Bunlara, buraya Irak'a silah vermeyin dedi. Siz Irak'a silah verdiniz, geldiniz silahlarınıza müdahale ettiniz. O silahları aldılar, adamlar bize saldırdılar dedi. Yani NATO üyesiyiz, biz bize saldırdılar. Yani Kuzey Irak'ta kümelendi anarşistler, teröristler. Türkiye'ye sızdılar, bizim askerlerimizi öldürdüler. Şimdi yine silah vereceksiniz Irak'a. Irak'ta bir istikrar yok ki. Iraklılar birbirini öldürüyor devamlı. Sünniydi, Aleviydi, bilmem neydi, şuydu buydu diye. Bizim memleketimizde hamdolsun öyle bir sıkıntı yok. Yani biz birbirimize her şeye rağmen birbirimize kardeşçe bakan bir milletiz. Bizim milli birliğimizi kimse bozamaz Allah'ın izniyle. Karşı çıktı Obama'ya. İlk temasında, Cumhurbaşkanı olarak ilk defa temas ettiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız Obama'ya dedi ki yanlış yapıyorsun kardeşim. Olmaz dedi. Ha ben dedi hükümetle görüşürüm. Hükümet karar verecek olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Ne yapacaksa onlar bildirirler. Ben de gereğini yaparım dedi. Yani işin özü bu. Bugün de bugünün taze haberi de hükümet, yani Sayın Davutoğlu'nun başkanlığındaki hükümet oturacak, meseleyi bir tartışacak veya tartışıyor. Karar verecekler. Böyle bir koalisyon kurulup Suriye'de ve Irak'taki IŞİD terörünü sonlandırabilir mi diye. Ama Türkiye'yi ilgilendiren tarafıyla baktığımız zaman Batılılar bu zorluk anında Türkiye'nin yardımına muhtaç olduklarını bildiriyorlar, ilan ediyorlar. Ama ve lakin işin esasında Türkiye'yi etkileyen ve Türkiye'yi zor durumda bırakan ekonomik faturalara da hiç iştirak etmiyorlar. Hatta Birleşmiş Milletleri dahil. Biz burada neredeyse 3 milyona yaklaşmış Suriyeli mülteciler şaşırdı kaldık ne yapacağımızı. Yani Türkiye'nin ekonomisini, huzurunu, sokaktaki efendim hayatını, her şeyimizi etkilediler. Evimizde rahat yemek yiyemiyoruz. Buradan caddeye çıktığımız zaman parklarda ufak ufak çocuklar, insanlar perişan, az, sefil, bir kısmı çok kötü işler yapıyormuş duyuyoruz yani böyle. Kadınlar, aileler sefil oldu, perişan oldu. Kamplara gitmiyorlar, çoğu kaçıyor geliyor, bilmem ne falan. Parası pulu olan zenginler geliyorlar, ev kiralayacağız diye 500 liralık yere 1000 lira para veriyorlar. Yani kiraları, emlak meselesini bozdular. Yani ekonomiyi de etkilediler falan. Ve bunlar burada kalacak. Ve bu Suriyeliler gitmeyecek ben size söyleyeyim. Gittiği zaman memleketinde ne yapacak? Aksaray'da bilmem ne işi yapıyor falan. Ben burada Beyazıt'ta şahane kundura mağazası kurmuş Suriyelilere rastladım. Beyazıt'ta. Beyaz Saray diye bir yerin hemen altında. Düşünün yani. Adam ticaret yapıyor. Oturmuş işini bitirmiş adam. Güzel, yani, anlatabiliyor muyum?
Şimdi bizim memleketimizin tüccarları da yararlanacak, o da yararlanacak. Şimdi bir yabancı gelmiş buraya. Bunun kontrolü de yok yani, biliyor musunuz? Yani o kadar kontrolsüz gitti ki bu iş. Çıkıyor geliyor adam, bir şey diyemiyorsunuz. Vizeyi de kaldırmışız zamanında falan. Dolayısıyla bizim pozisyonumuz başka. Türkiye'nin bu konuda önündeki zorluklara ve Türkiye'nin masraflarına diyelim hiç iştirak eden yok. Ama kendilerini sıkıntıya sokan iki tane gazetecinin kellesini kestiler falan olunca Obama yerinde oturamaz hale geldi. Hemen şeyini gönderdi, savunma bakanlığı gönderdi Ankara'ya bilmem ne falan filan filan. Şimdi onlar olurken bizim muhalif basın ve muhalif taraf da bak gördünüz mü Obama hemen adamını gönderdi NATO toplantısından sonra falan. Yani bunun müspet tarafını görmeyerek bunun aleyhimize bir durum olduğunu öne sürdüler. Dolayısıyla şimdi nasıl olacak siz milli birlik ve bütünlük içinde bu meseleleri aşmaya çalışmanız lazımken laf olsun diye muhalefet yaparsanız olmaz. Bakınız IŞİD'le ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir açıklaması vardı. Ana muhalefet partisi lideri. Efendim biz bu koalisyona katılınmasının faydalı olacağına inanıyoruz diyor. Yani katılınmasına karşı değiliz diyor. Yani Türkiye'de bir koalisyon oluşturulursa bir savunma şemsiyesi altında, savunma teşkilatının şemsiyesi altında, yani NATO şemsiyesi altında bizim de katılmamız zaten zorunludur. Biz de karşı çıkmayız diyor. Ondan sonra da diyor ki sadece bu konuyu görüşmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı bizi Çankaya'ya davet ederse sadece bu konuyu görüşmek üzere giderim. Şartta. Ya böyle bir şey olur mu? Gittiniz oraya bir başka önemli memleket meselesi peki, konusunda evet. Cumhurbaşkanı istişare yapamayacak mı sen? Yani ne bu yani? Yani hani bilmem neyin gelini hem ağlarım hem giderim demiş ya onun gibi. Ya böyle bir şey yok işte yani. Bunu benim anlatmak istediğim bu. Yani uzun zamandır her programda vurguladığım budur. Muhalefet saygı duyulan bir tavırla meselelere bakacak. İktidar keza saygı duyulacak bir icraat içinde olacak. Ve memleket huzur ve güven içinde, milli birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik içinde ilerleyecek. Yani başka yolu yok. Başka bir Türkiye yok. Gidebileceğimiz bir yer yok. Biz öyle Suriyeliler gibi memleketimizde sıkıntı olunca kaçıp başka yere de gidecek bir millet değiliz. Allah bize öyle bir şey vermemiş. Hamdolsun yani bizim milletimiz vatanına, milletine, bayrağına, toprağına, her şeyine sahiptir. Biz birbirimizi her zaman severiz, sayarız. Bizde şu Kürt, bu bilmem ne, bu Alevi, bu Sünni böyle bir şey yok. Böyle bir şey bizim ülkemizde, bizim toplumumuzda hamdolsun asla şey görmemiştir, iltifat görmemiştir. Zaman zaman tahrikler oldu, olaylar oldu, şu oldu, bu oldu. Ama bunun, bu da yine siyasetçilerin belli odakların yanlışları sebebiyle oldu. Yani geçmişte Kahramanmaraş olayı öyle, efendim Sivas olayı öyle. Yani şimdi bizi bunlar son derece yaralayan şeylerdir tarihimizde. Bize üzüntü veren, bizim hafızalarımızda tazeliğini koruyan ve her an üzüldüğümüz, her an gündemde olması halinde dahi üzüldüğümüz konular olmuştur. Niye? Çünkü biz Sivas'taki Alevi kardeşimizle Sünni kardeşimizin birbiriyle kız alışverişi vardır. Birbiriyle selamlaması, müsalemeti vardır. Birbiriyle yardımlaşması vardır, alışverişi vardır. Böyle bir şey yok bizim toplumda. Tarihten beri yoktur. Bakmayın siz yani. Bakmayın. Var gibi gösteriyorlar. Oysa değil. Öyle bir şey yok. Biz aynı Allah'ın kulu, aynı kitaba inanan, aynı kıbleye dönen, aynı peygamberin ümmeti, aynı ehli beyti seven insanlarız. Yani onlar fazla seviyor da biz az mı seviyoruz veya biz fazla seviyoruz onlar az mı seviyor? Yok böyle bir şey. Herkes kendi inancında hürdür ve saygı değerdir. Bu konuda da çok önemli bir tespitim var benim. Belki kamuoyunun dikkatinden kaçmış olabilir ki kaçmaması lazım. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Hocam, zannediyorum Diyanet İşleri Başkanı'nın başbakanlığa bağlanmasından hemen sonra böyle bir şey aldı, görev ve işaret aldı ki bu çözüm meselesiyle ilgili bizim kardeşliğimize, inançlarımıza ve inanç birliğimize vurgu yapan çok güzel konuşmalar yaptı. Gitti ziyaretlerde bulundu. Dedi ki bizim dedi birbirimize yan gözle bakmamız mümkün değil. Bizim inançlarımız bir, kitabımız bir,
Her şeyimiz biz. Biz birbirimizi severiz. Sevmemiz lazım. Bu sıkıntılarımız da böyle bertaraf olur dedi. Ve tahmin ediyorum Sayın Diyanet İşleri Başkanımız bu toplantılarına, bu temaslarına devam edecektir. Bunun bir siyasi şeyi de yoktur. Bir siyasi amacı da yoktur. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı çok büyük bir teşkilattır. Yani birkaç bakanlıktan daha güçlü bir teşkilattır yani. Dolayısıyla toplum hayatının etkilendiği en önemli kurumlardan bir tanesi Diyanet İşleri Teşkilatı'dır. Her cuma gününde, her namaz vaktinde, her ezan okunmasında insanlara hitap eden ve insanlarımızın kalbine, ruhuna, gönlüne hitap eden bir faaliyetin, icraatın içindedir Diyanet İşleri Başkanlığı. Dolayısıyla buna ihtiyaç da vardır. Çünkü bizim manevi konularda da eksikliklerimiz var. Yani manevi konuları da ihmal ediyoruz biz. Bakmayın siz eğitimde din ve ahlak dersinin okutulsun çocuklarımıza diye çabalıyoruz biz. Anne babayız hepimiz. Ama öbür taraftan efendim hep imam hatipli mi olacak çocuklar bilmem ne mi falan diye yaygara da yapılıyor. Yani hiç kimse kimsenin yaşayışına, efendim kimse kimsenin inancına menfi anlamda karışmaması lazım. Müdahale etmemiz. Evet, birbirimize saygı göstermemiz lazım. Hocam, Türkiye NATO zirvesiyle ilgili bir sorum olacak. Bir fotoğraf karesi çok konuşuldu hafta içi. O toplu fotoğraf öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diğer katılımcıların yer göstermesi ve yönlendirmesi, yardımcı olması. Hem Erdoğan'ın hem de Türkiye'nin irtibatının kanıtıdır. Evet. Hani denildi. Şimdi efendim tabii bunu söylediğimiz zaman biz bu tespiti yaptığımız zaman bizi başka türlü değerlendirenler olur. Böyle yorumlar. Sayın Cumhurbaşkanı ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yan yana bir yere giriyorlar. Obama arkasından Cumhurbaşkanımızın iki küreğinin arasından buyurun ediyor. Evet. Yani önden siz buyurun der gibi. Bizim basınımızda arkasını sıvazladı falan filan. Böyle bir yalanlık yani. Böyle bir cehalet. Ben Brüksel'de gazetecilik yaptım. 3 sene 1, 2,5 sene 1 Brüksel'de. Brüksel NATO'nun, NATO karargahının bulunduğu yerdir. Ve akrediteyim ben oraya. Gittiğim zaman NATO karargahına rahat rahat girerim efendim falan filan. Ve oradan haberler yaptım yıllarca. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'nin ambargo altında, Kıbrıs meselesi sebebiyle ambargo altında inim inim inletildiği yıllarda, 70'li, 77, 78 yıllarında falan ben NATO karargahında gazetecilik yaptım. O zamanlar bizim Dışişleri Bakanımızla Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı sabahtan akşama kadar bir odada pazarlık yapmışlardır. Niye? Efendim ambargo kalksın, Türkiye'ye uygulanan ambargo kalksın diye. Biz ambargo altındaydık yani. Hacir altındaydı Türkiye. Türkiye'yi mahvettiler Kıbrıs'ta soydaşlarımızın hayatını kurtardık falan diye. Ama en büyük kazığı Amerika'dan yedik o sebeple. Türkiye bayağı bir geriledi. Oysa ki NATO'nun Güneydoğu kanadında Doğu blokuna karşı güvenebileceği en önemli güç Türkiye'ydi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük askeri gücü 500 bin tane asker besleyen ülkeydi Türkiye. Ve bugün ondan daha güçlü bir Türkiye var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu gücü, ekonomik gücü ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsi itibarından kaynaklanan, devlete itibar getiren tavrı ve politikası ve tarzı, anlayışı, duruşu, konuşması, hareketleri, yürüyüşü, yere konulan bayrağımızı alıp özenle cebine sokması, bunlar çok önemli şeylerdir. Yani kendi devletinin bayrağına bile çok büyük bir hassasiyetle eğilen Cumhurbaşkanı'na ve milletin %50'den fazlasının reyini alarak Cumhurbaşkanı seçilmiş bir insana elbette dışarıda itibar ederler. Anlatabiliyor muyum? Ha, biz ne Cumhurbaşkanları gördük? Daha önceki liderler. Tabii. Ben bir programda da söyledim Cumhurbaşkanı seçimleri içinde. Yani görüşü şöyle ya da böyle Cumhurbaşkanları geldi. Evet, değinmiştim. Ha, yani adamın görevi bitti orada 4 ay oturdu ya. Yani gideyim buradan demedi. Görevim bitti arkadaş. Buyur meclis başkanı gel devredeyim vekalet et bana demedi. Orada oturdu adam. Lök gibi oturdu. İcraat yaptı ve maaş aldı. Yani 4 ay oturdu orada. 4 küsur ay. Bunu yaşadık yakın tarihte. Başka türlü de cumhurbaşkanları gördük. Onları da gördük. Yani Türkiye'de hakkı olan iktidar, hakkı olan partilere o iktidar hakkını teslim etmeyi cumhurbaşkanlarını da gördük. Hiç kimse kusura bakmasın. Sayın Demirel bunu yaptı. 28 Şubat olayının en büyük aktörlerinden bir tanesi Sayın Demirel'dir.
Yani yaptığı hizmetten çok zararı olmuştur bu memlekete. Yani bunu burada söylemekten de son derece üzüntü duyuyorum. Çünkü kendisine de saygım var. Yani benim babam bile Demirel'in partisinden milletvekili aday olmuştu. Biz gençlik yıllarımızda ona hizmet ettik, çalıştık. Ama maalesef zaman geçtiği zaman, yani insanlar belli bir süre geçtikten sonra herhalde evrim midir nedir bu bilmiyorum, değişiyorlar. Bir bakıyorsunuz yıllarca mücadele ettiği Cumhuriyet Halk Partililerden daha önde Sayın Demirel bugünkü hükümete, bugünkü Cumhurbaşkanımıza ve kurduğu partiye, AK Parti'ye falan sataşmıştır, bilmem ne yapmıştır. Onların savunduğu davalara karşı çıkmıştır. Başörtüsü konusunda kızlarımıza sen git Suudi Arabistan'da oku diyebilmiştir. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan. Yani böyle günlerden, böyle durumlardan geçtik. Şimdi Türkiye'yi o durumlardan alıp ekonomisini falan bir arızaya uğratmadan gelişmesini, büyümesini sağlayan ve bunun liderliğini yapan ve üst üste 3 dönem efendim memleketi idare eden, sonra da halkın takdiriyle %50'nin %52'ye yakın rey alarak Cumhurbaşkanı olan birisine Amerika'da şapkasını çıkarır, Avrupa'da şapkasını çıkarır. Zaten o şapkasını çıkartacak bir üslup ve yiğitlik sergileyecek yapıya sahip Cumhurbaşkanımız. Bunu teslim etmek lazım. Bunu herkes biliyor. Bir de %52'yi şöyle hesaplamayın siz. %52 ama adamın 16 yaşında çocuğu var. O da dahildir bu işin içine. Yani 4 kişilik bir ailenin hanımı ve adamın kendisi oy verdiyse Cumhurbaşkanı seçiminde, onun ailesinin de aynı görüşte reyi olsa oraya oy verecek insanlar olduğunu da bilmek lazım. Dolayısıyla yani Türkiye'de artık yeni Türkiye'de, bu yeni Türkiye lafını ben çok seviyorum. Bu yeni Türkiye'de yeni muhalefet usulleriyle hareket etmek lazım. Öyle yapılırsa inanınız yani Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Bahçeli de bunu iyi bilsinler. Eğer bu sertliği bıraksınlar, bu hoyrat söylemleri bıraksınlar, millet bu geçmişte yaptıklarını unutur, bunlara göre itibar eder. Ama böyle devam ederlerse önümüzdeki seçimlerde kendileri bilir. Yani 2015'te bunlar silinir giderler. Yani bunu da burada kayda girsin diye söylüyorum. Çünkü ben burada iki seçim geçtik. O iki seçimin ikisiyle ilgili de tahminimi söyledim. Yani 5 tane daha seçim geçse iyi kötü insan gibi herkesin, her insanın feraseti olduğu gibi benim de var. Bunlar memleket meseleleri, görülüyor ve dikkat etmek lazım. Yani Türkiye'nin, tekrar edersek eğer, Türkiye'nin sağlıklı bir muhalefete ihtiyacı var. Sağlıklı muhalefet partilerine ihtiyacı var. İşi sadece birilerinin sırtına yükleyip efendim nasılsa iktidar oldun, çoğunlukta sen de istediğin gibi çalış dememek lazım. Doğru muhalefet yapmak lazım. Doğru olanı söylemek lazım. Suhuletle davranmak lazım. Kibar davranmak lazım. İleri demokrasi ülkelerindeki kibarlığı bizim siyasetçilerimiz de hak ediyor. Lütfen birbirlerine kibar davransınlar. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle olursa iyi olacak ve bu hükümet bu haliyle şimdiye kadar ki şu geçen kısa süre içinde böyle bir imaj vermiştir. Bu gerçekleşecek Türkiye'de inşallah. Çünkü Sayın Davutoğlu bildiğiniz gibi güven oyu aldıktan sonra gitmiş muhalefet liderlerine el uzatmıştır. Onlara efendim saygılı davranmıştır ve böyle bir anlayışla işe başlamıştır. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Gerçekten önemli. Ben Türkiye'nin önünün her zamanki gibi açık olduğuna inanıyorum ve istikrarın bozulmayacağına inanıyorum. Bu hükümetin de istikrarı koruyacağına inanıyorum. Etrafımızda ateş çemberleri var. Buna rağmen Türkiye, bildiğiniz gibi önce Körfez Savaşı, sonra Irak'ın işgali Amerika tarafından, ki bunlar çok önemli olaylardır. Bu olaylara Türkiye'nin elini asılıp böyle Türkiye'yi sokmak istemişlerdir. Türkiye'nin aleyhinde olan mahfiller. Türkiye bu batılı ittifakın içinde olmasına rağmen, Türkiye Avrupa topluluğunun üye adayı olmasına rağmen ve Türkiye gerçekten güç, kudret ve irade sahibi bir ülke olmasına rağmen bölgesinde, Türkiye dikkatli davranmıştır. Bundan sonra da daha dikkatli davranacak ve biz gelişeceğiz, gelişmemizi tamamlayacağız, ülkemiz büyüyecek inşallah. Öyle ümit ediyoruz ki çok iyi günler yaşayacağız. Önümüzde çok iyi günler var. 2015 seçimlerinden sonra daha güçlü bir hükümetin iş başına geleceğine inanıyorum ben. Evet. İnşallah böyle olur ve memleketimiz refahı yakalar, huzuru yakalar efendim. Evet, süremizi de tamamladık sanıyorum. Teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ben de çok teşekkür ederim efendim. Değerli izleyicilerimize hayırlı akşamlar dileriz. Tamam, devam ediyoruz. Süremizi tamamladık. Kaç dakikamız var peki?
10 dakikamız daha var. Peki hocam. Devam edebiliriz o zaman. Evet. Şimdi en önemli konu, Türkiye'nin gündemindeki en önemli konu, Doğu ve Güneydoğu olaylarıyla ilgili çözüm, evet, çözüm sürecine evet, de değinelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy Bey var. Sayın Ersoy'la görüştüm Ankara'ya gittiğimizde. Uzun bir görüşme yaptık. Kendileri daha önce de bizim televizyonumuzu teşrif ettiler, bir programa katılmışlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri'nin, yani Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı, Jandarma Teşkilatı vesaire vesairenin meclis içindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi cephesinden işte bütçelerin hazırlanması, o bütçelerin dağılımı vesaire ve politikaların uygulanması için yasal zemini hazırlama konusunda önemli bir göreve sahiptir. İçişleri Komisyonu'nun başkanı. Ona sordum, yani bu konuda bizim ümit varız ama yani şu kan durdu ve zaman zaman bir takım olaylar oluyor vesaire. Ve bu konu çok istismar ediliyor. Evet. Yani ne diyorsunuz? O günde işte kurultay vardı. Kurultayda şöyle bir söylemde bulundu Sayın Kılıçdaroğlu. Dedi ki biz yerel yönetimler konusunda Avrupa yerel yönetimler şartını uygulayacağız. Bunu getireceğiz filan dedi. Dedim ki Mehmet Bey, yani biz Avrupa yerel yönetimler şartı dediğimiz belgeye imza attık ama biz şerh de koyduk. Yani biz diyelim ki Fransa gibi ya da Belçika gibi bunu böyle bir uygulamayı yapamayız. Çünkü Türkiye'nin yapısı buna müsait değil. Türkiye çünkü demografik yapı olarak, nüfus yapısı olarak, kültürel yapı olarak ve coğrafi yapı olarak ve komşuları itibariyle ve yani ülkenin kendi şartları itibariyle Avrupa yerel yönetimler şartını %100 tamamen kabul edecek bir durumda değildir. Dolayısıyla yani bir belediyenin Belçika'daki gibi belediye başkanı bir şehrin, efendim, ona jandarma teşkilatını da bağlayalım, polisi de bağlayalım, silahlı kuvvetleri de bağlayalım, o orada kendine göre orayı yönetsin falan derseniz o zaman çok büyük ihtilaflara sebep olmuş olursunuz. Devlet bu gerekçeyle tamam biz yerel yönetimler şartını kabul ediyoruz. Yani bu yerel yönetimler şartında diyelim ki yerel yönetimlerin yapacağı hizmetler açısından Türk toplumuna ne tür hizmetler yapılacaksa biz onlara tamam hazırız. Yani belediyeler işte halkın sağlığı işte bilmem şuyu buyu neyse yani şimdiki yaptığı görevler itibariyle görevine devam etsinler. Ama velakin polisi buraya bağladık mı olmaz. Belediyenin kendine göre bizde bir zabıta teşkilatı var. O zabıta teşkilatı pazarı denetler, işte sokağı denetler, şehrin ve park alanlarının yeni bir takım yönetmelik değişiklikleriyle oldu bu. Trafiğini etkileyecek tedbirler alır vesaire zabıta teşkilatı. Ve onlar doğrudan belediye başkanına bağlıdır. Şimdi oraya polisi de, jandarmayı da, silahlı kuvvetleri de bağladığınız zaman işin şekli başka oluyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun vurgusu işte Doğu ve Güneydoğu illerinde jandarmayı, polisi bilmem neyi de bağlayacağız için onu üstü kapalı söyledi. Ben o akşam Sayın Melih Gökçek bir televizyon programında konuşuyordu ve şunu söylüyordu. Sayın Kılıçdaroğlu kafasındaki düşündüğü şeyleri diliyle ifade etmiyor dedi. Başka türlü düşünüyor ama söylemi başka dedi. Söylüyor, düşüncesi başka. Yani ha, o ne düşünüyorsa onu söylemesi lazım. Yani sağlıklı muhalefet böyle olur dedi. Uzun uzun anlattı, örnekler verdi filan. Doğrudur. Ben de aynı şekilde iştirak ediyorum. Orada verdiği mesaj bana göre yanlış bir mesajdı. Evet. Yani Türkiye yerel yönetimler şartını getireceğiz. Neyi getiriyorsunuz? Zaten imzalanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmiş. O anlaşmayı biz yapmışız. Yani o anlaşmaya bir şerh de koymuşuz. Demişiz ki biz güvenlik kuvvetlerinin falan statüsü aynen devam edecek demişiz. Jandarma jandarma olacak, polis polis olacak, zabıta zabıta olacak, belediye başkanı belediye başkanı olacak, jandarma komutanı da jandarma komutanı olacak, emniyet müdürü de emniyet müdürü olacak. Herkes, bizim yapı bu, idari yapımız bu ve bu bir Fransa sistemidir esasında. Ama batıda, yani diyelim ki Belçika'da polis teşkilatı belediye başkanlarına bağlı. Burası Belçika değil ki.
Yani anlatabiliyor muyum? Hocam çözüm evet. sürecine de değindik. Bu defa evet. süremiz gerçekten bitti. Evet. Sonlandı. Teşekkür ederim. Masası. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize tekrar hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Evet, kriz masasını burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.